Birazdan migren tiplerinden bahsedelim. Dörde ayırabiliriz. Birincisi auralı migren, iki aurasız, üç sessiz migren, dördüncüsü de kronik migren şeklinde sınıflandırabiliriz. Aura nedir? Hani aura deyince ne anlıyoruz? Aura migren ağrısının, migren atağının gelmesinden önce yaşanan bir takım vücutta semptomlar. Mesela görme bulanıklığı, ağızda çenede uyuşmalar, kulak çınlaması, baş dönmesi, gözün önünde bir takım ışık sıçramaları, ışık titreşimleri, ışık parlamaları, böyle noktasal ışıklar görmek. Bu yaklaşık 10 ile 30 dakika kadar sürebiliyor, ortalama 20 dakika. Sonra bu aura dediğimiz dönem bittikten sonra şiddetli baş ağrısı başlıyor. Bunlar kayboluyor. İşte bu tip migrenler aşağı yukarı %20'sini teşkil ediyor diyebiliriz migren tiplerinin. Tabii auralı olması bizim için avantaj. Çünkü aura olduğu zaman daha ağrı başlamadan ağrıyı nasıl giderebiliriz? Hani nasıl hemen müdahale edebiliriz? Daha fazla bir şansımız oluyor ağrıyı daha başlamadan gidermek için. İkincisi de aurasız migren. Yani bu tür belirtilerin olmadığı, direkt ağrıyla gelen. Bu gecenin bir saatinde gelebildiği gibi herhangi bir anda, günün herhangi bir saatinde, özellikle yorgunluk, uykusuzluk, stres, aşırı soğuk hava, aşırı işte yüksek rakımlarda gezme, bu tür durumlarda aniden geliyor. Bunda aura olmadan direkt ağrı başlıyor. Üçüncü dediğimiz sessiz migren. Sessiz migrende de hani migren deyince biz baş ağrısı anlıyoruz ama sessiz migrende de baş ağrısı yok. Ne var? Baş ağrısı dışında baş dönmesi, bulantı, kusma, böyle bir 20-30 dakika sonra böyle bir atak. Ağrısız migren diyoruz ona, sessiz migren. Bunu çok, tabii çok halk bilemiyor. Böyle yaşayanlar bunu başka bir hastalıkla karıştırabilir. Ama bu şekilde bir migren de var. Ve dördüncüsü de kronik migren dediğimiz. Ona nasıl karar veriyoruz kronik olduğuna? Özellikle bir 3 aylık bir dönem ve ayda en az 15-20 atak. Yani ayın 15-20 günü ağrılı. 3 ay böyle sürüyorsa artık bu kronikleşti. Kronik migren diyebiliyoruz. Tabi bu sınıflandırmalara göre de tedavi yaklaşımları değişebiliyor.